Knife KnifeLower kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Paramilitary 3 kodlu ürünü sizlere incelemeye çalışacağım. Kutusu standart olduğu için kaldırıyorum. Gerçi ürün de çok fazla farklı sayılmaz. Yine de başlayalım arkadaşlar. İki parça G10'dan oluşuyor ürünümüz. S30 ve çeliği var. İp deliğimiz mevcut. Arka tarafa baktığımızda klipsimiz var. Compression Lock. Orta parmakla açılıyor. S30 ve çeliği var. Çok güzel bir çelik. EDC için müthiş bir çelik. Evet. Güzel bir şekilde compression lock kapanıyor arkadaşlar. Şu şekilde de açabilirsiniz ürünü. Ürünü parametre iki yanına şöyle koyarak daha farklarından bahsedebilirim. Çok fazla bir farkı yok arkadaşlar. İlk farkımız boyutu. Ee, bu şekilde bir boyut farkı var. Yaklaşık bir 4 santim, 4,5 santim civarında bir boyut genel boyut farkı var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar fark olarak şöyle göstereyim. Stop pin. Paramiliteri 2'de stop pinimiz vidalı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Ancak paramiliteri 3'te bu tarzda tam bilmiyorum ne kullanmışlar ama vida değil arkadaşlar. Yani onun yanında başka bir şey kullanmışlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle yandan da göstereyim. Evet. E, kalınlık çok fazla bir farkı yok. Enteresan. Yani paramiliteri 3 gördüğünüz gibi biraz daha ufak bir ürün ama e, kabzesini e, çok ince yapmamışlar. Bu da ergonomiye çok yardımcı olmuş. Bütün parmaklarım üzerinde arkadaşlar. Hatta şöyle geldiğim zaman yer bile kalıyor yani. E, tutuş pozisyonu çok güzeldir. Paramiliteri 2'lerin ergonomisi. Belki de en iyi en ergonomik çakılarından bir tanesi diyebilirim. E, paramiliteri 2 için ya da 3 için. Ee, başka farkı arkadaşlar. Çok fazla dediğim gibi bir farkı yok. Son farkı da şu. Hatta kapatarak göstereyim. Baya keskin. Kesmeyelim bir yerimize. Evet. Şöyle baktığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar Clips. Yani parametre 2'de daha deep. Deep carry kullanabiliyorsunuz. Parametre 3'te biraz daha ee, aşağıda olduğu için. Bunun sebebi de ip deliğinin Holun daha doğrusu e, altına konumlandırılmış. Paramiliter 2'de ise yanına konumlandırılmış. Bu da taşıma pozisyonunda birazcık e, deep geriden yani derin taşımadan taviz vereceğiniz anlamına geliyor. Peki şu soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. hangisi Hangisini seçersin diye. Bunun yanına ben e, de eklerim. Çünkü tasarım anlamında aynı ürün. Ve bütün menikslerde şunu yaşıyorum. E, kutuda Muhafaza etmeme rağmen bir daha bu şekilde bronz <laughs> kendiliğinden analizasyon yapılıyor <laughs> enteresan çözemedim hiç kullanmamama rağmen neyse şöyle yanına koyayım arkadaşlar ee, şimdi şu soruyu sorabilirsiniz hangisini seçiyoruz benim için tek tek çakı yoktur arkadaşlar tek çakı e, seçemem yani çünkü her çakının bende çeken ve e, sevdiğim bir yanı var ondan dolayı her çakının farklı farklı özelliği var mesela şöyle söyleyebilirim daha ağır yani elinize aldığınızda ağır hissiyat oluştursun istiyorsanız çakınızın Menix'i seçmeniz gerekiyor. Elinize aldığınızda hem e, gündelik işlerinde large yani orta boy daha doğrusu bir ürünüm olsun biraz büyük bir ürünüm olsun ama çok da ağır olmasın diyorsanız parametre 2 tercih etmeniz gerekiyor. Hakeza ofis keri dediğimiz yani iş yerinizde küçük işte yapıyorsanız eğer e, çok fazla büyük bir çakıya ihtiyacınız yoksa parametre 3'ü tercih etmeniz gerekiyor. Burada olmayan ve önerdiğim bir üründe e, de sayfamızda zaten incelemiz de var. Daha taktik bir ürün istiyorsanız ve S30V ve bu şekilde bir ürün istiyorsanız military tercih etmeniz gerekiyor. Yani 4 tane e, farklı farklı klasmanda e, Spider-Con bünyesinde bulunan ürünü sizlere bu şekilde önermiş olayım. E, bir tane çakı diyorsanız tabii en sevdiğiniz çakıyı almanız gerekiyor. Benim çok fazla sevdiğim çakı var. Sayfanın adından da belli. Knife Lover'ı koymamın sebebi çakı bıçağı karşı. Gerçekten çok ilgim var ve onlarca, yüzlerce hatta binlerce sevdiğim model vardır. Elinden geldiğince sizlere inceleme yaparak burada göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar, videoyu bitirmeden önce şöyle bunları da kaldırayım. Hinderer, biliyorsunuz Hinderer XM18 modelinin incelemesini yapmıştım. Arkadaşlar ürün gerçekten break time'ı şu anda bitti. Yani break time dediğimiz biliyorsunuz hindirilerin bir flip yapma süreleri var. Yani aç kapı aç kapı yaparak en iyi pozisyona geliyorlar Şu anda hindirilerim gerçekten müthiş flip yapıyor. Yani inanılmaz flip yapıyor. İlk geldiğinde hiç alakası yok. Yani ilk geldiğinde söylemiştim incelememde. Yani hafif bir düşüşte yani hafif bir az bastığımda Filipira açılmayacağını söylemiştim. Bak bu şu anda az basıyorum mesela açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sert bastığımda da çok güzel bir şekilde açılıyor. Hakeza böyle de açabiliyorsunuz. Yani 10 numara bir durumda olduğu <laughs> zaten hinder fanatiği olarak arkadaşlar gerçekten çok önerdiğim bir ürün. Evet şöyle kaldırayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.